Merhaba. Bugün kayıp noktada konumuz, hiçbir insanın kesin olarak cevabını bilmediği soruları anlatmak, evrenin ve varoluşun derinliklerine dair bazı sorular vardır. Bu sorular, felsefe, bilim ve din gibi alanlarda tartışılmaya devam eder. İşte bu türden 5 büyük soru ve detaylı açıklamaları. Bir evren nasıl var oldu? Sorunun kökeni. Evrenin başlangıcı, bilim insanları ve filozoflar için en büyük gizemlerden biridir. Big Bang teorisi, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce bir tekillikten genişleyerek oluştuğunu öne sürer. Ancak bu tekilliğin nasıl ortaya çıktığı veya öncesinde ne olduğu hala bilinmiyor. Bilinmeyenler: Big Bang'ten önce ne vardı? Evren neden var olmayı tercih etti? Evrenin başlangıcına yol açan fizik yasaları nereden geldi? Felsefi ve bilimsel yaklaşımlar bazı teoriler çoklu evrenler veya kuantum dalgalanmalarını öne sürer. Felsefi olarak hiçlik kavramı tartışılır. Hiçlikten bir şey nasıl ortaya çıkabilir? 2. Bilinç nedir ve nasıl oluşur? Sorunun kökeni. Bilinç, insanın kendi varlığının farkında olması, düşünmesi ve hissetmesidir. Ancak bilinç tam olarak nasıl ortaya çıkar ve neden var olduğu hala bir sırdır. Bilinmeyenler. Bilinç beyindeki nöronların etkileşimiyle mi oluşur? Bilinç fiziksel olmayan bir şey midir? Hayvanların bilinci var mıdır? Felsefi ve bilimsel yaklaşımlar, dualizm, zihin ve bedenin ayrı olduğu ve materyalizm, bilincin sadece fiziksel süreçlerin bir ürünü olduğu gibi teoriler tartışılır. Yapay zeka bilinç kazanabilir mi sorusu da güncel bir tartışma konusudur. 3. Ölümden sonra ne olur? Sorunun kökeni. Ölüm, insanlık tarihi boyunca en büyük gizemlerden biri olmuştur. Ölümden sonra bilincin devam edip etmediği veya tamamen yok olup olmadığı sorusu hem bilimsel hem de dini açıdan tartışmalıdır. Bilinmeyenler: Ruh veya bilinç ölümden sonra varlığını sürdürür mü? Ölümden sonraki deneyimler nelerdir? Yeniden doğuş, reenkarnasyon mümkün müdür? Felsefi ve bilimsel yaklaşımlar, dini inançlar, ölümden sonraki yaşamı; cennet, cehennem, reenkarnasyon açıklar. Bilim ise Ölümü biyolojik bir süreç olarak ele alır ve bilincin sona erdiğini savunur. Dört evrende yalnız mıyız? Sorunun kökeni. Evrende başka yaşam formları olup olmadığı insanlığın en büyük meraklarından biridir. Samanyolu galaksisinde milyarlarca yıldız ve gezegen olmasına rağmen henüz kesin bir kanıt bulunamamıştır. Bilinmeyenler. Dünya dışı yaşam var mı? Evrende başka zeki medeniyetler var mı? Eğer varsa neden henüz onlarla temas kuramadık? felsefi ve bilimsel yaklaşımlar. Fermi paradoksu, evrende yaşamın yaygın olması gerektiğini ancak neden hala kanıt bulamadığımızı sorgular. Drake denklemi, galaksideki olası zeki medeniyetlerin sayısını hesaplamaya çalışır. Beşinci zaman nedir ve neden ilerler? Sorunun kökeni. Zaman, insanlar için akıp giden bir kavramdır. Ancak tam olarak ne olduğu ve neden tek yönde aktığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bilinmeyenler, zaman, neden geriye doğru akmaz? Zaman bir illüzyon mu yoksa fiziksel bir gerçeklik mi? Zamanın başlangıcı ve sonu var mıdır? Felsefi ve bilimsel yaklaşımlar. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman, uzay-zaman dokusunun bir parçasıdır. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi, zamanın neden ileri aktığını açıklamaya çalışır. Felsefi olarak zamanın gerçekliği ve insan algısı üzerine tartışmalar vardır. Toparlamak gerekirse, bu sorular İnsanlığın en temel meraklarını yansıtır ve cevapları henüz bilinmemektedir. Bilim, felsefe ve din bu sorulara farklı açılardan yaklaşır. Ancak kesin cevaplar bulmak için hala uzun bir yol vardır. Bu tür sorular, insanlığın evreni ve kendisini anlama çabasının bir parçasıdır ve gelecekteki keşiflerle bazı cevaplar bulunabilir. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayınız.